Benim elim Allah eli diyorum ya. Ben neyim? Her bir dilde var olan, islah olan, kelam olan, hak olan, mukaddimenin Kur'an'ı olanım. Peki ben derken neyi kastediyorum? Her şeyi kastediyorum. Ben bir ümmi kapıyı kodlayabilirim. Barışı kodlayabilirim. Yağmuru kodlayabilirim. Işığı kodlayabilirim. Yeri kodlarım. Yorulmadan çalışırım. Şavk olurum. Hakkın kapısında has olurum. Dünya olurum. Ben bir böcek olurum. Ben bir çiçek olurum. Bir karınca olurum ben. Ben bir sinek de olurum. Ama o her şey olandır canlarım. Her şey olandır. Hangi dünyalı bunu diller de hakkın kapısına has olmayandır denir canlarım. Duran Turan'da Kur'an değil miydi? Kur'an Duran'ı kodlamamış mıydı? Yağan ışıkta kalem yok muydu? Hırs var mıydı kaynakta? Varlığı hak etmek için hak olmak şart canlarım. Hataları bağışlayıp halik olmak, can olmak, cem olmak, kervan olmak şart. Binayı yaptık, ah işte bu. Bu bina benim ilmem. Peki ben bu binayı kodlayabildim mi? Koklatabildim mi, tohumlayabildim mi? Korkuyu kodlayanlara kodlattırdığımı Kur'an kayıtlarıyla diriliklerinde ilimle dinletebildim mi? Var mıyım yoksa? Var mıyım? Ben yokum. Hani vardın ya, bana bunu sorarlar. Ben yokum. Ben var mıyım? Yokum. Niye yokum? Herkes varlığını kodlasın diye yokum. Bir kez daha söyleyeyim, ben yokum. Ölüyüm ben, yokum ben. Ama hakkın kapısı olarak, has kelamda hak olarak, mukaddimenin ilmi olarak ve kutsal tınıyı kayda alan olarak her anım ben. Perdeleri açın, yanınlara hak edip izleyin. Bakın neler var. Kaç dünya var. Kaç şarkı okundu yanınlara. Bakın, izleyin. Neden, niye, niçin? Hep sordular. Sordular, sordular. Olduklarında sorgu sual biter. Ol dediğim an hepsi olacak ama öksüz kalmasınlar, korkuyu açsınlar, ruhu koruyabilsinler ve yanlış yapmasınlar diye hayatlarıyla hak olup kati kodlarla mukaddimenin ilmi olsunlar diye cem olup cevheri kayıtlarla dirilikleri dinlemek şart. Bire hizmet, ihmal tamamlatmak, yolu kodlamak, murat olmak ve mutlak olmak. Bunu başardık. Elimizin kelama akıl. Aklın kapısına varansa hakkın kapısı. Vakit tamam canlarım. Çözdük dünyayı. Dünyayı çözdük. Çözümlendi dünya. Öz köklere göz olanlar bu dünyayı koruyacaklar, kodlayacaklar ve 40 kapının şarkından öte olan şarkıyı okuyacaklar. Okunan şarkı İslam'ın ilmi olan ve hakikati halik kılan bir ilim şarkısıdır. En büyük ses İslam olan insan sesidir. En büyük ses İslam olan insan sesidir ki bu sesin kucağınızdaki güçle ilgisi yoktur. Bu çok öte bir sestir. Hepiniz maya olmaya çalıştınız. Hepiniz yağmur olmaya çalıştınız. Var olmaya çalıştınız ama İslam olan, İsra olan, hakkın kapısında halik olan, hayrın tınısında hakkın kapısına şavk olan murat ettiğini hak kelamla dinleyerek ilahi güç olur. O güç mükafattır tüm insanlığa. İşte o güç olmak için bu çalışma yapılıyor. Kur'an'da küt olur. Otu koparır ilim kalemi, Kur'an'ı kelamla diller. Ama o kültü hak etmesi gerekir.
hak edebilmesi için de şavk olması gerekir. Vakti geldiğinde şavk olacak ama hatalarını hafifletmesi değil, hatalarını hak edip aşması gerekir. Hata ne ki diye sordular. Söyleyeyim. Birlik kapısını açmamak hata. Hakkın kalemi olmamak hata. Yağmurun şarkısını okumamak hata. Masaya oturup masa olmamak hata. Ve dünyanın ekmeğini yiyip de ekip olmamak hata. Diyeceksiniz ki burada bu nakar kıranı ne diyor? Buradaki bu nakar kıranı Hakk'ın kalemidir. Hakk'ın kaydını yaptı ve şimdi murat olarak mukaddimenin ilmi olarak diliyor her anı. Benim elim Allah eli dediğim zaman sorgu sual ettiler bazıları. Peki eli Allah'ın Allah ilmiyle diri olanların elleri ona ait değil mi yoksa? Anlayınca anlar. İnsanlık ilminde bu var. Allah ilahi köfte, Kur'an olanın dürümlerinde, mutlak olanın şavkında olacak olanı dinletebilen ve hakikati halik kılabilen bir tek olan o yoldur. O yol olabilmeniz için ol diyebilecek güçte olmanız gerekir. Ol diyebildiğiniz zaman o yol sistem, nizam, düzen, kültü olur ve siz o yolda hora kapılarının ötesindeki Lucifer'in üstünde bulunan ilim olursunuz. Artık orada sıkıntı kalmaz. Baştan beri dünyayı izliyoruz diyorlar ama hiç böyle bilgiler yoktu diyorlar. Canlar, bal döktüm yaşama, o balı hak edip dinleyin diye. Başka bir dünyada bunları dinlediğimde beni herkes anlayacak diye beklemem ama burada herkes anlar, anlayacak. Çünkü sura üfürülen bir şavk var bu planette.